Değerli basın mensupları, aziz milletim, hepinizi en içten duygularımla, saygı ve hürmetle selamlıyor. 27 Nisan tarihinde gerçekleştireceğimiz 5. olağanüstü büyük kurultayımızın başta ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün burada bulunan milletvekili arkadaşlarımıza, kurucular kurulu üyelerimize, genel idari kurulu üyelerimize sağladıkları destek ve toplantımıza katkıları için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Cesaret, herkes korkup sindiğinde meydanlara çıkıp konuşabilmektir. Kararlılık, direnmek, mücadele etmek, zulme ve iftiralara boyun eğmemektir. Erdem, sözünün eri olabilmek, geçici menfaatlere göre değil, ilkelere göre hareket edebilmektir. Siyasetin korku ve suskunluk ikliminde cesaretle konuşan, doğru bildiği yolda iftiralarla boğuşan, hayatı boyunca rüzgarın istikametine göre değil, milletinin menfaatlerine göre mücadele ederek İyi Parti'yi kuran Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e bugüne kadar verdiği olağanüstü emekler, gösterdikleri büyük fedakarlıklar ve milleti adına cesaretle yürüttüğü memleket mücadelesi için hasreten teşekkürlerimi arz ederim. Bizler Sayın Akşener'in siyasi önderliğinde İyi Parti'yi kuran, iktidarın iktidar olmaya, muhalefetin de muhalefette kalmaya alıştığı bir dönemde dayatılan tek adam rejimine rağmen Türk milletinin önüne iktidara alternatif olacak bir seçeneği ortaya koyan bir siyasi hareketin temsilcileriyiz. Kurduğumuz sadece bir siyasi parti değil, yıllardır iki kutup arasına sıkıştırılmış ve iki şıkka mecbur bırakılmış milletimize sunulmuş değerli bir alternatiftir. Biz bu alternatifi her türlü engellemelere rağmen karanlık salonlarda ve kürsüsüz meydanlarda büyüttük. Bizler bu alternatifi baskı ve imkansızlıklar içinde bu memleketin cesur evlatlarının alın teriyle, emeğiyle ve mücadelesiyle yükselttik. İşte bu sebeple İyi Parti ve İyi Parti'yi kuranlar Türk milliyetçilerinin devlet yönetme ihtimalini kaderine terk edemezler. Etmemiz mümkün değildir ya da partimizin dışındaki iradelere de partimizi teslim etmemiz asla mümkün değildir ve bizden beklenemez. İyi Parti salonlarda, kongre merkezlerinde ve düşünce kuruluşlarında inşa edilmiş yahut rant ve sermaye gruplarınca dizayn edilmiş bir siyasi parti değildir. İyi Parti okyanus ötesinden, kıta Avrupa'sından yahut Avrasya'dan icazet alınarak kurulmuş bir siyasi parti de değildir. Bu partiyi kuran ve bu siyasi hareketi oluşturan bizatihi Türk milletinin ta kendisidir. Evet, bu partiyi millet kurdu, biz sadece tabelasını astık. Bu parti Türk devletini, Türk milletini ve Türk demokrasisinin kaderini tek adamın heveslerine ve iki dudağından çıkacak kelimelerin akıbetine terk etmemek üzere kurulmuştur. Bu parti her seçimin adeta nüfus sayımı gibi yapıldığı bir ülkede iktidarın iktidar olmaktan, muhalefetin muhalefet etmekten memnun olduğu, Türk milletinin çaresiz, seçeneksiz bırakıldığı bir ortamda Türk milletine seçenek olmak için kurulmuştur. Bu parti birilerinin arka bahçesi ve oyun sahası değil, Türk milletinin cesur evlatları tarafından fedakarca verilen büyük bir mücadelenin eseridir. O mücadeleye emek veren tüm arkadaşlarıma da huzurunuzda şükranlarımı sunuyorum.
İYİ Parti'nin ortaya koyduğu irade ve büyük mücadele siyasi yelpazenin neresinde olursa olsun memleketin tüm vatansever evlatlarını merkezine alarak yola çıkmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetmeye talip ve namzet olmuştur. Bizler bu partinin kurucu iradesiyiz ve herkes iyi bilsin ki iktidar olmaya ve devlet yönetmeye namzet ve talibiz. Sayın basın mensupları, aziz milletim, kurulduğu günden itibaren televizyonlarda ve sosyal medyada partimize konum ve ideoloji izafe etmeye çalışanlar, bize rağmen bize anlatanlar ve partimizi her gün gıyabında yargılayanlar iyi bilsinler ki İYİ Parti'nin siyasi pozisyonu son derece açık ve nettir. Milliyetçiyiz, demokratız, kalkınmacıyız. Makulüz, kapsayıcıyız ve milletin merkeziyiz. İYİ Parti Türk Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi, kuvvetler ayrılığını, hukukun üstünlüğünü esas alan demokratik, sosyal ve laik bir devleti savunur. Biz milliyetçiyiz. Çünkü nihai hedefimiz Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını ve birliğini ilelebet muhafaza etmek ve milletimizin her bir mensubunu huzur ve refah içinde yaşatabilmektir. Temel umdemiz zaman ne zemin ne olursa olsun yalnız ve ancak Türk milletinin birliğini ve menfaatlerini müdafaa etmektir. Biz demokratız. Çünkü güvenlik ve refahın ötesinde medeni bir memleketin vatandaşlarının ekmek gibi, su gibi, hava gibi ihtiyaç duyduğu temel hak ve hürriyetleri savunuyoruz. Tek adam rejiminin keyfi ve baskıcı kararları altında ezilen bir ülke değil, özgürlükçü ve demokratik bir memleket tasavvur ediyoruz. Adaletin askıya alındığı ve üstünlerin hukukunun geçerli olduğu değil, adaletle yönetilen ve hukukun üstünlüğünü esas alan bir Türkiye arzuluyoruz. Kalkınmacıyız biz. Çünkü liyakatli devlet yönetimi, akılcı bürokrasi ve bilim geleneğini merkeze koyarak üreterek zenginleşen, paylaştıkça eşitlenen ve eşitlenerek büyüyen bir Türkiye hayali kuruyoruz. Öyle bir Türkiye ki artık bu memleketin evlatları kendi topraklarından bugüne ve istikbale dair umutlarını yitirmesin ve geleceklerini vize kuyruklarında değil kendi topraklarında arasınlar.